Kolay gelsin şefim. Sağ ol Melek, hoş geldin. Hoş buldum. Neler yapıyorsunuz? Bugün arkadaşlar sizlere patlıcan kebabı yapıyoruz arkadaşlar. Malzememiz patlıcan, köfte ve oluşan patlıcan kebabımız arkadaşlar. Ben size hemen malzemeleri söyleyeyim. Köftelik kıymamız, yumurtamız, soğanımız, sarımsağımız, galetonumuz, pul biberimiz, kimyonumuz, tuzumuz arkadaşlar. Köfte yoğuracağız, harcı yapacağız. Herkesin bildiği gibi bir köfte. Patlıcanlarımızı soyduk arkadaşlar. Suya attık, biraz tuz attık, acını alalım diye arkadaşlar. Bu birkaç dakika bekleyecek, ondan sonra alacağız. İki farklı şey uygulayacağız arkadaşlar burada patlıcan kebabı yaparken. Onu da size aşama aşama göstereceğiz. Evet arkadaşlar, patlıcanlarımız suda. Acı suyunu bırakırken biz bu arada köfte harcımızı yapalım arkadaşlar. Soğanımızı rendeleyelim. Sarımsağımızı rendeleyelim. Ve diğer baharatlarımızı koyalım arkadaşlar. Pul biberimiz, kimyonumuz, tuzumuz, yumurtamız ve yoğurmaya başlayalım. Evet arkadaşlar, köfte harcımız da hazır şu anda. Patlıcanımızı hemen şöyle bir peçete üzerine alalım. Şunlara su düşsün arkadaşlar. Bu arada patlıcan suyunu görüyorsunuz. Acı suyu, kara suyu çıktı arkadaşlar. Evet, iki farklı yöntem uygulayacağım demiştim arkadaşlar sizlere. Bir tanesi bu arkadaşlar. Yağda kızartmıyoruz. Direkt şişe takıp mangalda da kızartmıyoruz arkadaşlar. Patlıcanlarımızı biraz fırında öldüreceğiz arkadaşlar. Ama nasıl? Çok az yağ koyarak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu yağla patlıcanlarımızı az bir şey fırına atacağız. Öldüreceğiz arkadaşlar. Evet canlar, patlıcanı attık fırına, bir 10-15 dakika burada pişecek. Evet, patlıcanlarımız fırında pişerken arkadaşlar biz orada bu arada patlıcanı top top arasına koyacağımız köftelerimizi yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, patlıcanlarımızı gördüğünüz gibi hala daha buharı çıkıyor. Tam pişirmiyorsunuz. Az bir şey öldürüyorsunuz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Zaten bu arada söylemiştik, köftemizi yuvarlıyoruz. Evet, patlıcanlarımızı köftemizi arasına koyuyoruz arkadaşlar. Bu şekilde tepsiye diziyoruz arkadaşlar. Bu kadar basit ve kolay. Evet arkadaşlar. Evet. Patlıcan kebabımızın patlıcan kıymasını hazırladık arkadaşlar. Koyduk. Şimdi üzerine biberimizi, domatesimizi doğrayacağız. Domateslerimizi de arkadaşlar üzerine bu şekilde serpiştiriyoruz. Şimdi sosumuzu yapacağız. Ve fırına vereceğiz arkadaşlar. Evet, sos için arkadaşlar salçamız, yağımız arkadaşlar ve suyumuz arkadaşlar. Çok az bir şey de tuz atıyoruz arkadaşlar. Karıştırıyoruz. Evet, sosumuzu da veririz arkadaşlar. Burada fark ettiyseniz patlıcanlarımızı yağda kızartmadık. Direkt şeyden yapmadık arkadaşlar. Ama patlıcanı biraz öldürdük.
Loş 2'de bir yemek yaptık. Ne oldu arkadaşlar? Yağ oranı çok az oldu, düşük oldu ve lezzetli olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, attık fırınımıza 180 derecede 30 dakika pişireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi fırından şimdi çıkardık. Birazdan size servisini yapacağız. Evet arkadaşlar, ilk önce bulgur pilavımızı koyuyoruz. Evet arkadaşlar, bir iki de şöyle biberinden koyuyoruz yanına. Domatesinden koyuyoruz. Ve biraz da sosundan arkadaşlar. Patlıcan kebabımız inanılmaz güzel, lezzetli oldu arkadaşlar. Evet, bu şekilde arkadaşlar sunumumuzu gerçekleştiriyoruz. Teşekkürler şefim, elinize sağlık. Afiyetler olsun, ben teşekkür ediyorum.